Ya açarız ya açarız. CHP'nin seçim tırını bu kez polis durdurdu. Geçit vermedi. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Görüntüler Erzurum'dan. CHP'nin seçim tırı bulunduğu yerden polis zoruyla kaldırılmıştı. Ne işiniz var burada? Tır artık ya, ne bayraklama yaptırıyorsunuz, ne tırımızı açtırıyorsunuz? Şehir dışında bir parka çekilen seçim tırı için gerekli bütün izinler alındı. Tır şehir merkezine doğru yola çıktı. Bu kez bizzat CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin oturdu tırın koltuğuna. CHP milletvekili adayı Gonca Aytaş da yanındaydı. Polis yine geçit vermedi. CHP tırının önü kesildi. Size kim bu yetkiyi verdi? Bizim üstlerimiz. Karınız abi. Şimdi sizin üstleriniz şunu okuyoruz. Bu kararı uygulamazsanız hepimiz suç işlemiş olursunuz. Tekin yargı kararı var dedi. Bütün izinler alındı dedi. Valiye gittik, sorun yok. Sayın Belediye Başkanı'na gittik. Yargı kararında çok net olarak şurada görebilirsiniz. Elindeki belgeyi gösterdi. O belge ilçe seçim kurulu başkanının imzasını taşıyordu. Belediyenin değil ki bu. Efendim belediyenin değil bu. Yüksek tamam. Seçim kurulu. Hepinizin üstünde. Bak hayır kardeşim biz kanun manun tanımaz derseniz. Yok, kanun, bir şey. Polis önce güçlükle de olsa ikna oldu. Açıyorum. Abi aç trafiği S80'e geçecekler. S80'e değil oraya tamam, geçecek. Bu kez yer kavgası başladı. Havuz başı şey değil. Havuz başına geçerim kardeşim. Bak, yapacak bir şey yok. Yapmayın. Hadi gelin arabaya binin. Ancak polis bütün izinleri alınan tırın önünü ikinci kez kesti. Şehre girmesine izin vermedi. İkinci kez talimat gelmiş. Maalesef sürekli talimatlar geldiği için şu anda emniyet mensuplarının tamamı suç işliyor. CHP'liler tepki gösterdi. Bunlar geçebiliyor değil mi? Böyle bir düzen olur mu Allah aşkına?